Arkadaşlar merhaba. Ha yok. Arkadaşlar SA. Doğan Kabak gibi girdim videoya çünkü bugün Doğan Kabak'ın diksiyonunu analiz edeceğiz. Önce niçin Doğan Kabak'ı analiz ettiğimi söyleyeyim. Birinci sebebi şu arkadaşlar. Ben Doğan Kabak'ı çok uzun süredir YouTube'dan takip ediyorum. Kanalın ilk açıldığı günlerden bu yana birçok videosunu izlemişimdir. Ama ben öyle otomobille ilgilenen, çok meraklı olan birisi değilim. Buna rağmen Doğan Kabak'ın videolarını sonuna kadar izlemeye çalışıyorum. Bunun sebebi ne? Tabii ki de benim de uzman olduğum alan iletişim alanı. İletişimi çok güçlü Doğan Kabak'ın. Bunun sebebini videoda analiz ederken göreceğiz. Ama ikinci bir sebebi de şu an bu analiz videosunu çekiyor olmamın diğer bir sebebi de şu. Geçenlerde Doğan Kabak'la tanıştım İstanbul'da. Ortak bir arkadaşımız varmış. Oturduk, sohbet ederken işte konu tabii ki de haliyle YouTube'a geldi. Hazırda bir YouTuber yakalamışken kendimle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ve bir de dedim ki ben kanalımda diksiyon analizleri yapıyorum. Bilinen, topluluğa hitap eden kişilerin analizlerini yapıyorum. Müsaade edersen seninkini de yapmak isterim dedim. O da tabii ki de dedi. Hoşgörüyle karşıladı sağ olsun. İkinci sebebi de bu analizi yapmamızın. O yüzden şimdi hazırsak, videomuz da hazır bakın. Arabada giderken saçlarımı kestirdim videosu. Ben biraz izledim tabii başlangıçta. O videonun analizini yapacağız arkadaşlar birlikte. Evet, analize başlıyoruz şimdi. Niye öncelikle bu videoyu seçtiğimi söyleyeyim. Şimdi videonun adından da anlaşılacağı gibi arabada giderken saçlarımı kestirdim. Bakın. Ben şuradan PlayStation koluyla videoyu geri ileri alırken konuşamıyorum. Susmak durumunda kalıyorum. Bu biraz beyinle alakalı bir durum. Aynı anda 2-3 işi birden yapabilmek olayı. Şimdi Doğan Kabak bu videoyu yaparken bir yandan YouTube videosu çektiğinin farkında, oraya bir içerik üretiyor. Onun baskısı var. 2. Araba kullanıyor. Araba emanet, hata yapmaması gerekiyor. Bunun baskısı var. Ve 3. Arkada birisi saçınızı kesiyor. Bu, asıl baskı bu. Şimdi iletişimde bir kişiyle konuşurken fazla baskı altında olmazsınız. Ama bu kişi sayısı artarsa, yani toplu olarak 5-10 kişiye hitap ederseniz biraz daha baskı altında olursunuz. Ama dediğim gibi burada 3 işi aynı anda yaparken, iletişim kurarken hata da yaparsınız, kendinizi ifade ederken de zorlanırsınız veyahut da doğal ve samimi davranayım derken bu sefer yapmacıklığa kayabilirsiniz. Birçok sıkıntısı olabilir. Bir de bu videonun şöyle bir tarafı var. Saçlarınızı kestirdiğiniz için videonun tekrarı mümkün değil. Bir kere de çekilecek. Ki ben Doğan Kabak'la konuştuğumda bunu bana söylemişti. Ben tüm videolarımı tek seferde çekiyorum demişti. Tabii ki de öyle olması daha doğal olduğu anlamına gelir ama bu videoyu da işte bu yüzden analiz ediyoruz. En doğal haliyle Doğan Kabak'ın diksiyonu. Arkadaşlar merhaba. Bugün Cengiz kardeşimle beraberim. Cengiz benim çok... Şimdi tabii Doğan Kabak'la tanıştığım için biraz acımasız olabilirim eleştirirken. Hemen başlayacağım. Arkadaşlar merhaba. Tamam, güzel bir giriş ama orada merhabanın içinde bir H harfi var. O telaffuz edilmezse doğru bir telaffuz olmaz. Merhaba doğrusu. Arkadaşlar merhaba. H harfinin çıkması gerekiyor. Devam edelim. Çocukluk arkadaşım. Troll yaparım. Merhaba. Cengiz benim çocukluk arkadaşım ama aynı zamanda berberim. Berber mi, kuaför mü? Kuaför kardeşim. Pardon. Saçların uzadı kankacım. Sizce nedir? Berber mi, kuaför mü? İnanın benim bir fikrim yok. Bakarım videodan sonra bu kelimenin doğrusu hangisi? Bu meslek için hangisinin kullanılması gerekiyor? Bir bakarım ama siz de yorumlarda fikrinizi beyan edin. Birlikte tartışalım bu konuyu. Ama bana berber daha yakın gibi geldi. En azından kuaföre göre çok daha eskidir bizim dilimizde. Aynen öyle. Bayağı uzadı. Bugün değişik bir şey deneyeceğiz. Arabada giderken saçlarımı kestirteceğim. Kestireceğim değil mi? Hayatta ilk defa bir şey deneyeceğiz. Cengiz için de bir yük olacak, benim için de bir yük olacak. Şimdi kankacığım. Hemen bir hataya daha değinelim. Olacak demiyoruz, olacak diyoruz. Orada bir de ne var? A harfi var. Değil mi? Olacak diye yazarız ama telaffuz ederken nasıl okunurken? Olacak. Olacak. Oradaki U harfini... Telaffuz ederken U harfine dönüşen A harfini unutmuyoruz, hakkını veriyoruz. Olacak dersek sıradan olur ama olacak dersek fark yaratmış oluruz. Ben bu eleştirileri Doğan Kabak üzerinde yapmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben
bu videoyu izleyen ve bilgi edinmek isteyenler için yapıyorum. O yüzden sizler profesyonel hayatınızda konuşurken bu tip nüanslarla kendi farkınızı ortaya koyacaksınız. Yere kadar gidiyor, geliyor bakıyor. Hala aynı yerde. Evet, o kadar iddialı aslında. Şimdi göreceğiz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Keselim. Hangisine gidelim? Araba çok kanka. Tamam, buyur. Onunla gidelim. Sen arkaya gel. Şimdi asıl zorlanacağını düşündüğüm yer geldi arkadaşlar. Arabanın önünde güzeldi. Diksiyonu da güzeldi, etkileşimi de güzeldi. Ama şimdi arabanın içinde ön koltukta hem arabayı sürecek, hem YouTube için içerik üretecek, hem de bir yandan saçları kesilecek. Ve bunu yaparken de konuşuyor olacak. Çok zor. Bakalım bu işin altından nasıl kalkmış. Ben şimdi diğer videolarını izlediğim için bir kıyaslama yapabileceğim diğer videolara nazaran. Nasıl olduğunu görebileceğim. Evet, Cengiz'im örtüm ört. Abi bu takipçiye saygıdır kankacığım. Yarın şimdi takipçi buluşmamız var. O yüzden saçımı kestirip gidiyorum ama... Hemen bir telaffuz hatası daha yakaladıysak söyleyeyim. Yarın demiyoruz, ne diyoruz? Yarın, kısa. Yarın bir buluşmam var. Yarın dersek hata yapmış oluruz. Devam edelim. Yarın şimdi takipçi buluşmamız var. O yüzden saçımı kestirip gidiyorum ama arabada kestirip gidiyorum. Aa, başladı. İnanamıyorum. Aa. Evet, Doğan Bey nasıl istiyorsunuz beyefendi? Evet. Vallahi hiçbir şekilde hızlı gitmeyeceğim, onu biliyorum. Saçım en ön... Önem kısmı doğrusunu söyledi bu arada. Ama çok yanlış yapılıyor bu konuda, onu belirteyim. Önem deniyor. Açık E kullanılır. Önem değil, doğrusu önem. Doğan Kabağ'ın da söylediği gibi. Devam ediyorum. Bir şey mi yapsak acaba? Citroen C4 kaktüs alıp... Aynen. Bu arabayı kim temizleyecek acaba? Ben şey yapacağım ya, içini ben alacağım arabanın. Adam ayıp olmasın yıkamacı. Sen yapabileceğim ki... Yine aynı hataya düştük. Yapacağım, alacağım değil, yapacağım, alacağım. Unutmuyoruz, biz dikkat ediyoruz konuşurken. Biraz arabayı anlatayım size arkadaşlar. Şimdi bu arabanın süspansiyonunda çok enteresan bir sistem var. 9 delikli bir sistem var aslında. Bildiğin çok basit anlatımıyla şöyle anlatayım. Çukura sert girdiğinde daha çok delikten yağ çıkıyor. Daha yumuşak bir çukura girdiğinde daha az delikten yağ çıkıyor. Dolayısıyla süspansiyon hem... Genel olarak Doğan Kabağ'ın diksiyonunu hadi bir değerlendirelim. Şimdi öncelikle... Nereden başlıyoruz? Ses tonundan başlıyoruz. Ses tonu çok etkili, Allah vergisi evet, ama doğru kullanıyor. Çıkış yerini çok iyi biliyor ve seviyesi yeterli düzeyde. Ne alçak ne çok yüksek. Tam olması gerektiği yerden çıkartıyor Doğan Kabağ sesini. Bu müthiş. Onunla birlikte kelime seçimleri ve kelimelerin arka arkaya dizilirken duraksamaması çok iyi. Ha şunu söyleyeyim, bu videoda tabii ki de montaj var. Aralardaki o nefesler, duraklar... Kesiliyor ama ben Doğan Kabak'la tanıştığım için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki konuşurken de gayet akıcı ve net kendini ifade ediyor. Iğlama ya da kelime seçiminde zorlanma gibi bir durumu yok ki bunu da zaten videoyu izlerken net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra artikülasyonu çok iyi, harflerin çıkışı çok temiz, tüm harfler net bir şekilde çıkıyor. Sadece bir merhaba da kaçırdık, bir de ek alan kelimelerde yapacağız, edeceğiz gibi oluyor. Onları yapacağız, edeceğiz. Ve girişindeki o merhaba ama genellikle SA diye giriyordu. Bu videoya merhaba diye girmiş. Bize bir ters köşe oldu bu. Ama olsun. Genel olarak analizim bu şekildeydi. Ama beslendiği olay ne? Samimiyeti. Videoda da gerçekten doğal halinde nasılsa öyle. Kalpten konuşuyor ve iletişiminin güçlü olmasının sebebi bu. Samimi, onunla insanlar hissediyorlar. Ve iletişimde çok güçlü bir kaynak aracı oluyor o samimiyet. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.